Hayırlı olsun Fırat. Yine yepyeni bir işle ve bir projeyle karşımızdasın. Tabii bugün çok farklı bir proje var. Biraz bu projenin detaylarından bahsedelim mi? Sanat çünkü artık her yerde. Evet. Tilya sandalyeleriyle buluştuğumuzda geçen yıl dünyanın en iyi sandalyesi ödülünü almış bir firma olduğunu öğrendim. Ve böyle bir firmayla işbirliği yapmak benim için çok önemliydi. Bu sandalyeye nasıl bir işlev katabiliriz ve bu sandalye acaba bir kılıf tasarlansa nasıl olabilir diye düşündüğümde her şeyin tabii ki en basiti bizim için en önemlisi. Çünkü günlük hayatta o kadar çok şey düşünüyoruz ve yapıyoruz ki bunun dışında bir de başka şeylerle, günlük konforumuzu etkileyecek şeylerle çok aşırı neşir oluyoruz. Bu sandalyede şöyle bir şey var. Yorgancılık, Anadolu'nun temel el sanatlarından bir tanesi yorgancılık. Dolayısıyla bu formun tamamı bir yorgan. Yorganlamada kullandığımız desenler de Anadolu endemik bitkileri. İçinde dolgu malzemesi olarak yünler var. Yünün çok önemli olduğunu biliyoruz. İnsan sağlığına ne kadar faydalı olduğunu biliyoruz. Onun dışında kendi içinde bulunan 3 farklı kumaş tipi iplik olarak, dokuma olarak ve bunların 3 farklı deseni günlük performansta, yani gün içinde ruh halimizi ne yansıtıyorsa ya da bize gelecek misafirlerimizi nasıl karşılamak istiyorsak ona göre şekil değiştirebilecek vaziyette. Ve bu sadece düz bir form. Bu düz bir formu birleştirip, çıt çıtlayıp, açıp istediğimiz gibi yerlerini değiştirebiliyoruz. Aynı zamanda kendisinden bir kişisel alana da sahip. Cep telefonumuzu, kitabımızı, laptopumuzu, neyi koyacaksak altına koyabileceğimiz bir alanda var ve bunların hepsi sadece bir daireden oluşuyor. Çok amaçlı aslında, yani gerçekten sandalye deyip geçmememiz gereken bir detay var. Ve bununla birlikte aslında birazcık şey diyebilir miyiz belki de? Hani sandalye dediğimiz şey daha böyle evdedir, özeldir. Hele ki böyle bir tasarım varsa. Bu birazcık da artık evde yaşam alanının artmasından, hani bu evde çalışmalar, evde zaman geçirme, pandemi dönemi sonrası bunlarla birlikte arttı ve artık bu konfor alanına daha çok ihtiyacımız var diyebiliriz miyiz? Çok 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 güzel bir yere parmak bastın. Çünkü biz artık evimizi hem yaşam alanımız hem davet alanımız olarak kullanıyoruz. Ve bu sandalyede düşündüğüm şey tam da buydu. Yani günlük olarak kullanabileceğimiz bir kısmı varken daha geceye, davete yakın çevirip kullanabileceğimiz bir alanı da var. Çünkü biz artık elbiselerimiz de öyle oldu. Her şeyi pijama rahatlığında istiyoruz. Evimizdeki rahatlık da aynen bu şekilde. Ne gibi projelerde görüyoruz özellikle bu pandemi sonrası, bu ülkece geçirdiğimiz felaketten sonra? Tabii felaket hepimizi çok etkiledi. Ben de 25 yılı buldu Anadolu Tekstil Ağı artık koyduk ismini. Çünkü bu ağlar birbirine bağlı. Dokuyucuları birbiriyle buluşturmaya başladığım bir projem vardı. Anadolu'da herkes çok yetenekli, çok özel ama herkes çok yalnız. Kimsenin kimseden haberi yok ve birbirine ulaşacak bağı yoktu. Dolayısıyla biz farklı köylerdeki dokuyucuları farklı köylere götürüp, başka şehirlere, uzak şehirlere götürüp onları birlikte hem tanıştırıp birlikte neler yapabiliriz diye düşünürken bu afet geldi. Şu anda biz 11 afet deprem şehrimizin 11 özel kumaşını yeniden canlandırmak üzere Anadolu'yu geziyorum. Çünkü neredeyse tezgahların tamamı enkaz altında kaldı. Dokuyucularımızı kaybettik. Onlardan ulaşabildiklerim var, ulaşamadıklarım var. Ama bu kumaşların tekrar hatırlanması, bu kültürün yeniden yaşaması lazım. Dolayısıyla şu anda karış karış deprem bölgesine yoğunlaşmış şekilde tezgahları ayağa kaldırıp yeniden istihdam yaratmak üzere çalışıyoruz. Evet. Yani öyle bir şey ki mesela Gaziantep'te Mekki Usta vardır. 5. kuşaktır. 500 yıldır dokurlar. Oğlu da Ethem Mekki. O da tekstil mühendisliği okur. Ve şimdi Gaziantep Kutlusu'nu dokuyacak ender insanlardan bir tanesi. O bilgiyi kaybetmedik şükürler olsun. Ama bir taraftan Büyük Aşıklar var Hatay'da. Büyük Aşıklar iki kardeşler. Bir kardeş pamuk, bir kardeş ipek dokur. Tezgahlar enkaz altında. Şimdi onlara ne yapabiliriz diye bakıyoruz. Bir taraftan şeye gidiyoruz, Hüseyin Gülegül var, Adıyaman'da Aba Dokur. Bunları böyle saymakla bitmez. Bunlar dedim kumaşlar, onu dokuyan arkadaşlar zaten çok önemli ama her biri neredeyse birer tane kaldılar. Dolayısıyla şu anda yani gözüm gibi bakmaya çalışıyorum hepsine. Bugün çok güzel bir işbirliği görüyoruz. Artık sanat her yerde. Fırat Neziroğlu ile bir işbirliğiniz var firma olarak. Biraz firmayı tanıyalım mı, bahsedelim mi? Çünkü Fırat çok güzel şeyler söyledi. Geçmişten ödülleri olan bir firma. Firmamız 60 yıllık bir firma.
Dedemiz Saadettin Savaş tarafından 63 yılında kurulmuş bir firma. Şimdiye kadar plastiğin çeşitli ürünlerini üretmiş bir firma. Son 20 yıldır da mobilya üretimimiz var. Bir 6-7 yıl önce de tamamen tasarım odaklı ürünler üretmeye başladık. Bugün de Fırat Bey'le beraber farklı bir organizasyonda beraberiz. Peki Fırat Bey'le işbirliği yapmaya nasıl karar verdiniz? Aslında bu sene bizim 60. yılımız. 60. yılımızda farklı tasarımcılarla ve sanatçılarla bir araya gelip yeni ufuklar açmak istedik. Bu da aslında onun bir ilk ayağı diyebiliriz. Senenin kalanında da farklı tasarımcılarla etkinliklerimiz devam edecek.